Hazreti Muhammed'in yoğurduğu hamur. Hani derler ya, aşçının mahareti bulanık suyu miski amber yapar. Hazreti Muhammed'in elinde yoğrulan insanlar muhteşem bir atmosfer teşkil etmişler. Ama dahası var. Cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim, diplomat, hakim, adil olarak o asrı bir saadet hükmüne getiren sahabeler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın her halini tetkik ve taharriden sonra gözleriyle gördükleri çok mucizatın kuvvetiyle şimdi Hazreti Muhammed'in her halini tetkik ediyorlar. Biraz önce de nakletmiştim. Şimdi tetkik eden insanlar içinde kimler var? Kimler var? Yok. Ebu Bekir Sıddık gibi Efendimiz de çocukluğu geçmiş insanlar var. Çocukluğunu, bir insan çocukluk arkadaşının liderliğine kolay kolay hazm-ı nefis yapamaz. Daha düne kadar beraber koşuşturuyorduk. Daha düne kadar beraber koyun güdüyorduk. Daha düne kadar yediğimiz içtiğimiz farklı gitmiyordu. Bu çok zor bir şeydir. Ama Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a bak ki ilk kabul edendir. Bir insanı en yakından kim bilir? Bir insanı en yakından hanımı bilir. Pek çok liderin foyasını ortaya çıkartan hanımlarıdır. Pek çok artist, yani olduğu gibi gözükmeyen insanların iç yapılarını ortaya deşifre eden en yakınlarıdır. Hazreti Muhammed'i bak ki gel gör ki Hatice anamız, ruhumuz ona da feda olsun, ilk sahiplenen odur. İlk benimseyen odur. Analar aleminin zirvesi bu anamız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakikatine ilk iman edendir. Malım ve canım senindir ya Resulallah. Ondan ümmeti Muhammed'e vedia olmuş muhteşem bir hakikattir. Şimdi en yakını Hazreti Hatice, Ebu Bekir Sıddık gibi zatlar ve sonra amcaoğlu Ali, Hazreti Ali gibi zatlar, adım adım açalım ve sonra git karşısına kimler çıkacak? Mekke'nin en büyük müşrikleri Ebu Cehil, Velid bin Muire. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Velid bin Muire'nin oğlu Halid bin Velid. Bediüzzaman diyor ki, çok mucizatın, gördükleri çok mucizatın nevileriyle o sahabeler kimler var? Eski düşmanlıklarını, Bedir'de, Uhud'da Hazreti Muhammed'in karşısında kim var? İkrime var, Halid bin Velid var. Eski düşmanlıklarını ve ecdat ve pederlerinin mesleklerini, Mekke'nin liderinin çocukları bunlar. Babalarını Hazreti Muhammed'in sahabeleri öldürdüler. Kiminin çocuğunu, kiminin kardeşini öldürdüler. Ve bunlar da sahabenin kiminin babasını, kiminin çocuğunu, kiminin kardeşini öldürdüler. Şehit oldular. Ama bir hakikat bakın. İnsanlık aleminde bir hakikattir ki birbirinden adam öldürmüş iki ailenin fertleri birbirlerini sevmezler. Sevemezler. Benimseyemezler. Ama gelin görün ki siz hakikati Ebu Cehil'in oğlu, Velid bin Muire'nin oğlu, Halid bin Velid düşmana çekilmiş Seyfullah-ı Sarim olmuşlar. İkrime merhaba ya Rakibel Muhacir Efendimizin hitabına mahsur olmuş. Merhaba ey binekli muhacir, hoş geldin hitabına muhatap olmuş. Ya Resulallah dua et Allah beni affetsin. Vallahi senin dinine karşı, Allah dinine karşı yaptığım mücadelenin iki katını Allah düşmanlarına karşı yapmadan ve orada boynumu vermeden Allah benim canımı almasın. Dua istirham etmiş. Babasının ona karşı öldüğü bir hakikate, o hakikat için bütün dünyaya ve babası gibilere karşı mücadelede hayatını feda etmiş. Yemame'de amcasının bir dizinde İkrime, öbür dizinde İkrime'nin oğlu. Baba oğul beraber. Mekke'nin eşrafı olunca arkadaşlar diyorlar ki ey İkrime, ey Efendimiz bu kadar kendini öne atıp tehlikeye atma. O diyor ki ben Allah dinine karşı korkmadan savaşmışken, Allah için savaşırken mi çekineceğim?
Vallahi bugün can, mal, mülk, evlat düşünmek zamanı değil. Allah için ölmek zamanıdır. Öne atılıyor. Son nefesini verirken Allahu Alem Efendimiz temessül ediyor. Ya Resulallah, rakibel muhacir sözünde durdu mu diyor. Ama siz hadisenin şu tarafına bakın. Ebu Cehil'in oğlu. Efendimiz diyor ki her ümmetin bir firavunu vardır. Benim ümmetimin firavunu Ebu Cehil'dir. Onun oğlu, onun oğlu Hazreti Muhammed'in en kahraman askeri oluyor. Velid bin Muğire'nin oğlu Halid bin Velid, İran'ı Bizans'ı çökerten, cepheden bir an bile geriye dönmeyen ve vefat ederken bir kılıç ve attan başka da bir şey bırakmayı adeta hicap vesilesi sayan, vücudumda bir para büyüklüğünde yeri yoktur ki kılıç yarası, ok yarası olmasın, mızrak yarası olmasın. Tarihe dur ve beni dinle hakikatin ortaya koyan zatlar da gösteriyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberdir. Son peygamberdir. Hatem peygamberdir. Cami peygamberdir. En azılı düşmanlarının oğulları ya da Hazreti Ömer gibi en azılı düşmanları sonra gelip Hazreti Muhammed'in en yakın insanları olmuşlardır. Bu bir beşer için mümkün değildir. Felsefi akım için mümkün değildir. Arzi, dünyevi, nefsani, akli olan bir şey için bu mümkün değildir. Bu ancak semavi olur. Bu ancak hüdayi olur. Bu ancak Cenab-ı Hak için yapılır. Mevla için olur. Allah için insan feragat ve fedakarlık yapar. Ve Allah için gelmiş bir peygamberde ancak bu kadar cami, müthiş etkileme imkanı olur. Allah Hazreti Muhammed hakikatini içimize çaksın. O muhabbeti, o iştiyakı, o sevgiyi. Sevgilim deyip Ebu Hureyre Hazretleri dökülüp 10 dakika 15 dakika ağlamadan hadis nakledemiyor. Hazreti Enes Efendimiz'den görmediğim gece sevgilimi yoktur diyor. Sa'd bin Ebi Vakkas gözleri görmeyince dua etsen gözün açılır deyince, çünkü duası makbul. Biliyorum dua etsem gözüm açılır. Fakat Hazreti Muhammed yok ki gözüm açılsa neyi göreceğim ben diyor. Dua etmiyor ki gözü görmesin. Allah bu muhabbetle, bu imanla bizi doldursun, doyursun. İtminana erdirsin. İştiyakımızı okyanuslar gibi eylesin. Ve inşallah bizi bu yolda yürütsün, bu yolda öldürsün, bu yolda dirilsin. Bu iman ile mahşerde de bizi ikrar ettirsin. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz.